Evet arkadaşlar, buradaki işimizi hallettim. Ağır ağır gidelim. Benzinimizi açtık. Bu motorların tek sancısı vurdurma. Hadi Allah bismillah. Bu yani. Kırmızı yanıyor. Motor sesi yüksek, kulaklığımı evde unuttum. Umarım sesim kötü çıkmamış. Öyle umuyorum. Nereden gireyim? Sağ mı solum? Sağ mı solum? Sağ mı solum? Altındaki motoru soracak olursanız mobiler bende sizi herce 103 de var evde, onunla da bir video atarız. O rampaya bak, bakalım buraya çıkacak. Vallahi çıkamadı ya. Çok umutluydum ama. Sen neden bana böyle yaptın? Vallahi çok umutluydum. Daha motorunu da yeni toplamıştım. Sıfır her şeyi. Nereye çıkmadı bu ya? Aslında payış kavramı olayı. Olamazsın sanki, benzin bitiyor. Oo, yapma be, benzin bitiyor. Yolda kaldı. Yedek bitmiş. Niye bu böyle yaptı şimdi? Orada da gelin, gelin fotoğraf çekimidir falan. Bilseydim Peugeot'la gelirdim, anasını satayım. Benzini bitmemesi lazımdı. Hemen bir bakalım. Aynanın şey tıkanmış, bu depo.
Çünkü evden çıkarken benzine baktım vardı. Evet arkadaşlar, sorunu çözdük. Sorun depo musluğunun tıkanması. Büyük ihtimalle depoda pas var. Da şimdi bu musluğu nasıl takacağız? İşte bu işleri kendin bilmesen yolda kalacaksın. Da bu hortumu takamazsa zaten yolda kalacaksın. Oha lan, bir gir ya, gir. Hadi. Girdi. Elimizi de çalıştırak mı? Hadi. Motor da bayağı ısındı aslında, biraz dinlendirsek iyi olur. Hayda burayı. Benzin şu an gidiyordu ama hiç sanmıyorum buradan olduğunu. Uf. Lan bu ses nedir? Şurada lan. Evet arkadaşlar, bunu yolda alalı. Kümesten çıkardık bunu. Sahibinden kümesten teslim aldık. Üstüne tavuklar pisliğini yapmıştı. Bayağı gidikti. Rengi orijinal rengi siyahtı diye. Siyaha boyadım yine ama boyasını beğenmedim. Tekrar boyayacağım. İstediğiniz bir renk varsa yorumlarda belirtin. Ona göre benim aklımda olan kırmızı. Kırmızıya boyayacağım. Motoru yeni yaptık. Yer kolu kilitlemişti. Piston segman kırmıştı. Diğer kolu, piston segman hepsi değişti. Contalar falan. Motor saat gibi çalışıyordu. Şu an ne oldu bilmiyorum. Karbüratörü aslında bozuk. Peugeot'un karbüratörünü buna takacağım. Bir deneyeceğim. Eğer ki karbüratör dense gidip iyi bir karbüratör almam gerek. 15'e 15 karbüratör alacağım. Bir çalıştıralım mı? Yolda kalmadık umarım. Orada da düğüm var. Wow. Fotoğraf çekimleri falan. Yer de güzel. Karbüratör boğuyor ya. Benzin mi gelmiyor lan? Geliyor. Senin sorunun ne dostum? Şu anda bir sorun bulamadım. Buji değil, karbüratördür direkt. Açık ve net. Sanki oldu ha. Allah oldu. Benzin musluğu büyük ihtimalle benzin yetiştirmiyordu. Ama o değil. Bir de gidip geliyormuş. Bunların önünde. Geliyormuş. Allah bana yol verin. Arkadaşlar burada Ermenlerden kalma değirmen var. Of.
da odaya da ait. Bu sesi bir daha çoğaldı. Acaba ne canlı? Buradan yeni Türk yoluna nasıl çıkalım? Yeni Türkiye'ye çıksa mükemmel olur. Bir hız denemesi yaparız ha. Bir de sadece arka frenim var. Ön fren tutmuyor. Arka var. Arka iyi de. Palakları bunlar sürekli kopardığı için korkuyorum. Yani bir gün tepeden işte. Çünkü ha elimde koptu. Ha değiştim koptu. Ha değiştim. Çabuk kopuyorlar. Kampana sistemi olduğu için fazla yükleniyoruz. Şimdi bir gün tepeden hız denemesi derken öbür tarafa gitmemek için ben yani korkuyorum ya. Yapsam mı yapmam? Ya düz yolda yaparım da tepeden aşağı yapmam. Olmamış ama olmamışını daha çok seviyorum. Bu niye fazla yükseldi? Oğlum ne oldu sana ya? Biraz sessiz. Hem fazla yükseldi hem sessiz yükseldi. Yolda yaya giderim, hadi görüşürüz. Aklınızı ararız. Helal edenin canı cehenneme diyeceğim. Edenin avradının canı cehenneme etmiyorum. Şimdi de yaya boğulacağım, onu biliyorum. Konuşmamda değişiklik olsa aklımıza kalacak. Buna benzin de almak lazım, benzin de az. Bakalım. Aslında iyi ya, benzin yeter ki. Ama bir ara alalım. Benzin almaya da göz çekeceğim. Benzin almaya giderken. Başlığın adı da olsun. Merhaba amca. Dedim acaba kayıtsı, santral kayıtsı var mı? Vallahi amca evlere bir sorsan. Yani oluyor mu? Olur olur. Milletin çok. Bana tarif ettiler artık bilmiyorum. Vallahi öyle bir bak evlere falan bir sor. Mahalleden birine sor amca, ben buradan değilim. He? Ben buradan değilim. Öyle mi? Vallahi. Nereden? Ben karşı mahalledenim. Orada yok mu? Burada işte tanımıyorum ki bunları. Buralarda sen kaldın ya. Bu taraf, bu taraf. Vallahi amca yoldan... O kayısı mı? Yo, bu elmadı büyük ihtimalle. Armuttur inan. Sen mahallede böyle yaşlıların falan görsen sor. Yaş ha, bunu değil. Yaş, sen yaşı bulamazsın. Öyle mi? Ha, gitti. Ha. Hepsi kurutuldu. Yo. Onun yok, vakti ne? Bitti. He? Vakti bitti onun. Vallahi. Vallahi. Şimdi ne var? Yok bulamaz. Ta gitti sana ya. Onun vakti bitti. Hepsi kurutulmuş. Var bir emrin amca. Başın üstüne. Haydi gidelim. Amca. Erdemir çarşısına iniyor. Ulan ne Erdemir çarşısına, Erdemir çarşısına inmiyor diye. Amca yaş erik sordu. Yaş eriğin bitti. Herkes toplamış. Kurutmuşlar yani. Ta gitti bir dahaki seneye. Bir dahaki seneye bir ay önce. Bir ay önce gelseydi olur da. Merkez kuruttu, daha da kalmadı. Hadi biraz basalım.
hepsi yapılacak. Hepsi yapılması lazım. Artık bunu yiyemiyorum. Arkadaşlar, burası sizin mahalle. Bende CG200 vardı. 6 vites. Bayağı süratliyim oturdu. Tam da şurada kaza yaptım. Tam da şurada. Hiç kaza yapılmayacak yer ama insanın olmadığı yerlerde oluyor. Önümde bayanlar vardı, bayağı süratliydi. Arkaya arkadaşımı almıştı. Sözde onu korkutacağım derken surat yaptı. Sonra derken merhaba abi, kusura bakma, ben seni görmedim. Aha. Hız yaptım. Sonra bayanları aniden görünce bayanlara gireceğime abi çok pardon, yavaş diyorum diyorum ama aklınıza kalırdı. Geldik. Mahalle değil de. Klasikli mahalle. Video kapanıyor, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.